Merhabalar, ben Köfte Köfte ve Kasanın 16. bölümüne hoş geldiniz. Bu iki bölüm arası ne yaptım? Otomatik canning machine'imi yaptım. Ve şurada bir circuit vardı. Nereye koydum ben seni? Şu circuit'i yaptım. Bolca dye falan filan elde ettim ve şu spray canleri yaptım. 16 tanesini dolduruyorsunuz ve size 2048 kullanım veriyor. Evet. Renklerimizi de görüyorsunuz. Ve başka bir şey daha yaptım. Lilipet gel. Bunun yanı sıra başka ne gelsin? Patates gel. Havuç zaten var inventörümde. Bir de normal seed gel. Ayrıca lilipetlere aslında gerek yok. Camımız var mı? Biraz var. Ama hala yeterli değil. O zaman camları, şu kumları şuraya cam olmaya bırakayım. Ve iki bölüm arası yaptığım asıl değişikliğe gelecek olursak, dan dan dan, kendime bir sera yaptım. Evet, burası benim seram. Şunlar ekme alanlarım. Hatta ışıklandırmayla ilgilenmem gerekecek. Bunun yanı sıra ışıklandırma için de bir çözümüm var. Dur. 10 yıl burada tamam. Sen sizleri geri çevirmenin bir yolu var mı? Yok. Evet, temizlemenin bir yolu yok galiba. Nasıl sağlık olsun, şimdilik bom yıl kullanalım. Ve bana lumar ver bolca. ...27. Okey. Ve şimdi Red'in ışıklandırmalarına bakalım. Fixture kullanmak istiyorum. White fixture. Glass pane gerekecek ve şunlardan gerekecek. Bunlar sonun pişirilmesiyle oluşuyor. Stone'larımız. Andesite'ları pişirelim. Vup vup. Aa, bir de yapacağım bir şey daha. Şimdi hatırladım. Göstereceğim birazdan. Şunu şöyle koyalım. Evet, kabul etmiyor. Neyse, şunu bir halledeyim ben. Muhtemelen şu fırın kabul edecektir. Abi sen andesite. Normal stone. Orada içinleri de stone. Ama yakıtımız yok. Ne güzel. Tamam, 13 tane
Güzel sayıdır. Beni neden gıcık tutuyor? Evet, yaklaşık 5 dakikadır kayıt yapmadığımı fark ettim. Evet. O esnada yaptıklarım neler? 1. Şurada. Yeni bir kart yaptık. Onu aldın. Bolca crop craft ettim. Croplar bu şekilde craft ediliyor. Ne işe yaradıklarını birazdan göstereceğim. Ve eski emektarımızı yeni bir kartla değiştirelim. Ha, bu arada şunun da modülünü aldım. Eski emektar. Bir saniye. Sen git. Evet. Eski emektarın arkasını böyle topluyoruz. Ve son olarak, neyse, sizleri şöyle bir atalım. Son olarak şu arkadaşları da alalım. Ardından yeni emektarımızı alalım. Sen Engine'e her daim. Evet, burası Advanced Smelter. Charcoal. İki tane charcoal doldur. Şimdi sen devre dışı bir tarafsın. Sen devre dışı olmayacaksın ama. Şimdi şu üç arkadaşı ben fuel slotuna koyuyorum. Ve saplinglerini de dolduruyorum arkadaşımızın. Ve bir şey daha yapıyorum. Yolu kısaltıyorum. Evet, ve yolu da kısalttım. Yolu kısaltmamın sebebine gelecek olursanız, gerekli. İnanın bana. Çünkü arkadaş kendisi toplayamıyor. Evet, bu kadar fazlasını idare edemiyor. O yüzden ben de yolu kısaltıyorum. Daha hızlı idare etsin kendisi. Bu sayede daha hızlı, daha kısa sürede teslim edilecek hep. Ağaçları ben bir ara kendim toplarım. Ya da arkadaşımız kendisi kesebilir. Evet, daha kısa yolumuz hazır. Arkadaş, evet, gördüğünüz gibi çok daha hızlı da kazıyor. Evet. Kesinlikle arkadaşı daha iyi oldu. Evet, şimdi buraya kapımızı bir ara yapayım. Ve yemeğimi de yiyeyim. O gün bugündür hala Creeper korkusuyla buraya geliyorum biraz. Evet. Circuit Plate. Bunlar
Stone'ların pişirilmesiyle oluyor. Ve voilà. Bakın trackler için ayrı bir barrel yapmamışım. Tamam. Sorun değil. Evet, şimdi circuit plate'lerimizi koyalım. Kaç tane ne redstone torch var bu arada bende? 27. Kaç tane white boomer var? 27. O aynı sayıda craft etmişim. Tamamdır. O zaman circuit plate'lerimiz de gelsin ve 24. Glass pane yetmedi. Django oğlum çekil. 30. Ha, diğer lumarları da kullanıyormuşsun sen. Ha doğru, bu crafting table'larda öyle bir problem vardı değil mi? Ne koyduğun fark etmez. Lumar olsa yetiyor. Sen istenmeyen misafirsin. Ah, bunların tepesine konulmuyor. O zaman buna daha değişik bir yol bulacağız. Ah, senden nefret ediyorum gıcık. Şimdi öncelikli olarak şuraya geçici bir infinite water source. Yani sınırsız su kaynağı. Bu arada şunlar cobblestone. Ama chisel'la işlenmiş cobblestone. Ve şu yolları bir ara adam gibi bir görüntüye kavuşturacağım. Bir. Evet, küreğimiz de kırıldığına göre güzel. O ortada olanlarla en son ilgilenirim. Hop. Peki planın köfte. Planın ne? Işıklandırma konusunda. Göstereyim. Hayır bu değil. Yerleşmiyor. İlla solid bir blok mu istiyorsun sen? Lanet olsun sana. Lanet gelsin sana adamım. Olmadı. Lanet olsun sana çünkü sen de annene lanet etmiştin. Neyse şuraya başka bir blok bulurum. Bunu kırdığımda kesin. Evet. O da geliyor. Blok seçelim bir. Hadi blok seçmece. Önce şunları bir boşaltalım. Şimdi yeşili sevelim, dünyayı koruyalım kafasında bir blok lazım bize ve o da sensin. Evet. Pickaxe'imin biraz bazen güçlü olduğunu unutuyorum. Evet. Ve evet. Bunun hepsini bunlara tekrarlayıp geliyorum. Evet, ışıklandırmamızı yaptık. Torçları kaldırabiliriz artık hatta.
Buna basılı tutarak kaldıralım torçları. Bir herhangi bir kırmızılık yok. Güzel. Belki şu taraflarda ufak bir olasılıkla olabilir. Bunun için ufak bir çözümüm var. Yok. Düşündüğümde daha iyi bir çözümüm var. Evet. Aa dur, senin ayarını değiştirmem lazım. Değiştiririm. Şu an her şeye tepki veriyor olması lazım. Bizim başka neye ihtiyacımız var? Daha fazla crop. Tamam. Umarım iş görür. Ve bir alet craft etmem lazım. Biliyorum gözünüz yoruldu. O alete gelecek olursak. Enerjin var, tamam. Steel ho. Ho ho ho. Ve başka bir şeye daha ihtiyacım var. Sol. Ama farklı bir sol. Stone rod. İki parça stone. Tabii normal steam'imiz yok. Stick. Şimdi gelelim Feridot değil Diamond. Evet. Diamond elmas testlerimiz hazır. Gereksiz bir iki bir şey atalım. Aslında sana Lilipet, size de ihtiyaç yok. Sizlerin sadece CD lazım. Bu kadarı bile fazla. Ve başlayalım. Oh, bir şey almayı, daha almayı unuttum. Cam. Şimdi size 3 farklı şey öğreteceğim. Daha 2 farklı şey öğreteceğim sanırsam. Evet. 20 işim görür. Şimdi gelelim. Ve girelim. Testlere. 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 Şimdi croplarımızı alalım. Ve böyle ekmeye başlayalım. İlk sıra ihtiyacım olan şey. Şeyler. Mesela havucu daha çok sevdim aslında.
Evet, havuç. Şimdi ekeceğim şey biraz ilginçinize gidebilir. Çiçek. Aa doğru. Dört tane. Dört tane alıyordu tane başına. He. Bak bunu unutmuşum. O komodo ejderi kaç. Yunus ne haber? Bir tane daha. Ha, şurada. Bunun dışında başka. Ha evet. Önemli bir şey daha şurada. Şeker kamışı. Merhaba panda. There's a friendly panda. Friendly, friendly, friendly panda. Friendly, friendly, friendly panda. He's a good guy. He's a good guy. Friendly, friendly, friendly panda. Evet. Bir tane daha bulmak istiyorum. Hayatımı tehlikeye atmadan tabii. Ama bulamıyorum. O zaman ne yapalım? Koş. Koş köfte, koş. Lanet olsun yaşamın için koş köfte. Ve ye. Hadi bakalım. Aha, şurada bir çiçek, rose daha var. Evet, ışıklandırmayı iyi yapmışım, onu anladım. Merhaba kurt adam. Hoşça kal kurt adam. Hadi bakalım. Benim ogre, hoş değilsin sen. Şimdi ardından rose'lar. Bu arada çiçeklerin ufak bir özelliği, ektiğiniz anda harvest edebiliyorsunuz bunları. Ekildiği gibi harvest edilebilen tek bitki. Crossbreed'i size birazdan göstereceğim. Şimdi bir başka arkadaşımız daha. Sugar cane. Sugar cane'i böyle ekebiliyoruz. Ama maalesef yeterli sugar cane yok. Neyse. Onlar büyüdüklerinde ekerim. Devamını. O zaman kadar şunları kaldıralım. Wheat toplamasınlar. Wheat, yabani ot. İsteyeceğiniz bir şey değil. Bunun yanı sıra normal. Wheat. Wheat. Bu farklı bir yazılışlar. Tamamen farklı. Ya buğdayımızı ekelim. Ardından bal kabağımızı ekelim. Evet, bal kabağını
Ay, tabii böyle bir hassaslıkları var. Üstlerinde hızlı yürümemeniz lazım. Peki bunun için çözümüm ne? Normalde glas konulur da. Yani glass pane daha eğlenceli. Daha hoş duruyor diye düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Bu şekilde glass pane'lerimizi yerleştirelim. Bu yüzden büyük bir tarla şeklinde yapmadım. Otomatikleştirecek düzeye geldiğimizde büyük tarlalara geçeceğim. Gel. Gel. Ve gel. 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 Ve gel. 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 Ve gel. Tamamdır. Şimdi sıradaki konumuz kim? Patates. Evet. Patates. Pata pata. Evet, patateslerimizi de ektik. Ve şimdi... Hayır, sen değil. Özel bir şey yapacağız. Buradan itibaren. Nasıl dur? Şuradan itibaren başlayabilirim. Şuraya bir şeyler daha gel. Direkt olursa şuradan başlayayım aslında. Çok daha rahat olur. Şimdi öncelikle sen yok. Ortalara ebeveyn bitkiler gelsin. Da sen gel. Sen gel. Peki, ebeveyn bitkilerle ne yapıyoruz? Şöyle çapraz bir şey yerleştirdiğimiz takdirde gördüğünüz gibi. Yani ikinci kere bir crop yerleştirebiliyoruz. Bunlar şu ikisinden de DNA alıp büyüyecek. Sen patates ol. Sen de havuç. Evet. Tabii ufak bir olasılıkla yabani ot çıkma olasılığı da söz konusu. Şimdi patates, havuç, wheat, evet, crop'umuz yetmedi. Neyse bunları buraya bırakalım. Çank yükleme alanının içerisinde zaten. Ve azıcık daha crop craft edelim. Tamam. Aktarılıyor. Şimdi gel gelelim domatesin faydalarına.
Tamamdır. Bu yeterli olur. Peki, crossbreed bize neler sağlayacak? Elimizde olmayan bitkileri elde etmemizi sağlayacak basitçe. Henüz bir şeyler crossbreed olmadı. Şimdi bakalım. Evet. Sugarcane'lerin en büyük avantajı çok hızlı büyüyorlar. Demin 2 saniye önce harvest etmiştim dikkat ederseniz. Böyle güzel avantajlar söz konusu. Dur, bunlar weed galiba. Evet, weed. Koyu renkliler. Koyu renkli olunca weed oluyorlar. Dikkatli olun. Şimdi buradaki kombolarımız ne olsun? Sugarcane, Pumpkin. Sen bu şekilde ekebiliyor muyum? Hayır, ekemiyorum. Seed. Ve patates. Ahem. Crossbreed sayesinde yakında değişik bitkilerimiz olacak. Bunlardan bazılarını örnek vereceğim. Mesela siyah dye elde edebildiğimiz bir bitki var. Ama çoğunuzun en çok hoşuna gidecek bir şeyin ne olduğunu söyleyeyim. Oil elde eden bir bitki var. Ciddiyim. Cidden oil elde eden bir bitki var ve bu bitkiyi Greg Vanilla IC2'da yok. Croplar IC2'nun. IC2'nun kendisinde yok. Nerede var? Greg'de. Şimdi demeyin Greg her şeyi zorlaştırıyor. Evet. Burası hazır ve nazır. Şimdi şuraya bakalım hiç büyüyen bir şey oldu mu Sugarcane'ler dışında? Yok, seni yemeyeceğim. Tavuçlarım nerede? Hadi kardeşim. Diye. Acaba kaçınız biliyor? Bugs Bunny. Ve ufak bir dekorasyon zımbırtısı daha yapacağım. Şu köşeleri dolduracağım. Merhaba, merhaba. Merhaba ve merhaba. Tekrar merhaba, merhaba. Merhaba. Ve merhaba. Evet, çok daha güzel oldu. Tabii şu an Seram'a bir ogre saldırırsa hapı yutarım. Ve sen ve sen. Bir. Tamamdır. Whoop ve whoop. Bu arada bu crossbreed'in aracılıkla tam ufak bir farkına değinmem lazım. Aracılık bildiğiniz gibi belli kombinasyonların belli şeyler vereceği kesindir aracılıkta.
Maalesef crossbreed de değil. Ve ben bir şey daha craft edebilirim. Bead Axe. Green Powder. Ama yapım daha kolaymış cidden. Green Powder ya da Poisonous Potato. Macerator'dan geçilmesi. Ya dur, Green Powder şey. Spider Eye ve Poisonous Potato'nun geçirilmesiyle oluşuyor. O zaman ne yapalım? Spider Eye. Çok fazla spider öldürmemiş şu an anlaşılan. Fazlalık bitkilerimi de şuraya yerleştireyim. Evet. Şimdi. Ve bana biraz daha tin lazım. Tinli hanım lazım. Circuit yanımda. Tamam. Şunun nasıl yapıldığını size bir göstereyim. Ondan sonra bölümü bitireyim. Çekil. Ve bir alet daha craft etmem gerekecek. O da nedir diye soracak olursanız. Aa, neydi senin adın? Aa, lanet Enderman. Hayır, lanet Enderman değil. Aletin adı. Neyse. 12 setup'ında şu şekilde hazırlanıyor o setup. Başka setup'lar başka şekilde hazırlanıyor. Scanner. Body scanner. Kutu hali değil. Ha, crop analyzer. Tamam. Electronic circuit 2 adet. Copper kablo ve hiçbiri yok. Neyse. Redstone, redstone, redstone. Assembly machine, pardon. Yanlış makine. Ben de diyorum neden olmuyor. Evet. Selam Enderman. O yüzden de bakalım croplarımıza. Sugarcane'ler tabii ki de hayvan gibi hızlı büyüyor. Boyalarımız. Bunlar ya mesela bunlar ürün vermeye başladı. Gördüğünüz gibi sadece sağ tıklayarak ürünlerimizi alıyoruz. Gayet güzel değil mi? Şuraya bakalım ilginç bir şeyler var mı? Wheat dışında bir şeyler türemeye başladı mı? Bu arada ebeveyn bitkilerinizin yetişkin olmasına dikkat edin. Yani yetişkin olması avantajlıdır. Daha güzel ürün verirler. Tamamdır. Yani mutasyon şansı daha yüksektir. Ve Videx'imiz hazır. Videx nedir diye soracak olursanız. İlginç. Bir bakalım bu cidden var mı? Yok.
Sadece bir bugmuş o zaman. Evet, Videx. Şimdi Videx'imizi alıp ne yapıyoruz? Aa bak. Şuna koyalım. Şuna koyalım. Burada değişik bir şey çıkmaya başladı. Bilmediğimiz bir bitki. Evet, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Şunları da koyalım. Zararı yok. Videx, bunlar buralarda weed türemesini ve weed türeme ihtimalini azaltıyor. O yüzden mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken bir şey. Kesinlikle. Şimdi sen önemlisin. Bu arada Videx bitkilerinize değil, croplarınıza uygulanmış oluyor. Onu da hatırlatayım. Şimdi şu büyüdüğünde neye dönüşecek onu merak ediyoruz. Neyse bölümü burada bitirsem iyi olur. Süreyi bayağı bir açtım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötis Küfte'nin günler. İyi eğlenceler.